Teşekkür ediyoruz başkanım. Bu yoğun koşuşturma içerisinde bizlere de zaman ayırdınız. Aksu TV ekranlarında yayınlanan Haber Ötesi programına bu hafta Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş konuk oldu. Ağır hasarlı binalar ile ilgili verileri paylaşan Başkan Okumuş, Türkoğlu ilçesinde ağır hasarlı binaların enkazlarının kaldırılma oranı %72'dir dedi. Yaklaşık şu anda birinci gün yıkılan binalar zaten o gün ilk kaldırılan binalardı. Toplamda ağır hasarlı binaların enkazların kaldırılma oranı şu anda %72. Yani inşallah 1,5 bilemedin 2 ay içerisinde ağır hasarlı binaların tamamı kaldırılmış olacak. Tabii bizde şehir merkezi kadar kırsalda da çok ağır hasarlı durum vardı. İşte en ağır yerlerden biri Şekeroba'ydı. Yaklaşık 1/3'ü yıkıldı. Beyoğlu %30'u yıkıldı. Ova köylerindeki 13 tane mahallemiz en ağır hasarlı yerlerden. Bunu da uzaktan yakına doğru toparlayarak geldik. Şu anda ağırlığı Mahir Ünal Caddesi'ndeki binalarımıza verdik ve %72 oranında müteahhit firmada hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. İnşallah kısa zaman içerisinde bunları bitirmiş olacağız. İlçedeki üretim çalışmalarına değinen Başkan Okumuş, verilen destekleri paylaştı. Şu anda üretimle ilgili bir sıkıntı yok. Katma değeri yüksek hale getirmek için uğraşıyoruz. Bu işle uğraşan insanları da destekliyoruz. Türkoğlu sanayisiyle meşhur ama verimli ovalarıyla da meşhur. Evet. Yaklaşık 300 bin dönüme yakın verimli ovamız var. Amik Ovası'nın devamında Aksu Köprüsü'nden başlar, Nurdağ sınırına kadar ovamız devam eder. Çok verimli ovamız var. Geçen yıllarda başlayan kırmızı altınımız domatesin kurutulması var. Evet. Çünkü kurutulduğunda 3-4 katına satılıyor. İzmir Torbalı bu konuda pilot yerlerden bir tanesi. İnşallah Türkoğlu'nu bu hale getirmek istiyoruz. Onun tanıtımını ve desteklemesini yapıyoruz. Kadın kooperatifimiz var. Yani aklınıza gelen organik ürünlerle ilgili işte yörenin meşhur somak ekşisiyle beraber tarhanası, Yeşilyöre bölgemizde Türkiye'nin %15'ine yakın hurmasını karşılayan Yeşilyöre bölgemiz. Uzun Söğüt mahallemizde 150 yıllık fıstıklarıyla, Antep fıstıklarıyla, lezzetiyle Uzun Söğüt mahallemizi. Şunun için anlatıyorum, yani birçok mahallemizin mikro havza meyveciliği ve sebzeciliği ve çok harika Türkiye'de ön sıralarda istatistik olarak yer alan mahallelerimiz var. Yani geçimimiz sadece sanayiden değil, inşallah bu tarım sayesinde, geleceğin sektörü tarım, bunları desteklemek.